Yenisini ister misin? Kahvemi içip formalite karımın kuzenim yüzünden çektiği aşk acısını dinleyeceğim yani. Benim çektiğim acı Nedim'e ilaç oldu desem sana. O zaman dinler misin beni? Ne saçmalıyorsun desem sana? Nedim'in doktoruyla neler konuştuğumu anlatacağım sana. Neden boşanmadığımızı anlatacağım. Alo, merhaba. Ben Cenk Karaçay. Oya Hanım'ın danışanı Nedim Karaçay'ın kuzeniyim. Oya Hanım'la görüşmem mümkün mü acaba? Şu an görüşmede kendisi. Eşinizle görüşüyor hatta. Eşimle mi görüşüyor? Emin misiniz? Evet. Cemre Karaçay değil mi? Ta kendisi. Tamam. Ben sonra arayacağım sizi tekrardan. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Bana biraz daha açık olabilir misiniz lütfen? Nedim'in eşinizle ilgili neyi hatırlaması gerekiyor? Devam edin lütfen. Yok. Devam edemem. Ben saçmaladım. Çok özür dilerim. Nedim Karaçay her ne saklıyorsa Cemre Karaçay da aynı şeyi saklıyor. Biri değilim. İkimiz de neden evlendiğimizi biliyorduk. Ama sen şimdi Nedim'e olan duygularım yüzünden seni kullandığımı düşünüyorsan eğer... Kapatıyordum neredeyse. Alo. Cemre, duyuyor musun beni? Evet. Neredesin? Cemre, neredesin diyorum. Marketteyim. Yani marketteydim. Bu buzdolabı boştu da. Bir şey ister misin? Bir saattir markettesin yani. Evet. Çok sıra vardı. Sonra...
Alo. Yani sırf ona ihtiyacı olan gücü vermek için. Var var. Oyun da var. Savaş da var. Siz hiç kendinizi yormayın. Ben evliliğimizle ilgili kararımı verdim. Ben hiçbir şey anlamadım. Bunda anlamayacak ne var karıcığım? Evimize dönüyoruz işte. Öncesinde konuşmamız gerekmez miydi? Niye bavulları topladın ki? Madem oyun yok. Savaş da yok. O zaman uzatmanın bir anlamı yok. Değil mi? Çok. Çok inandırıcı. Neyin var? Bir şeyim yok Cemre. Kafanı kaldırıp şu aynada yüzüne bakar mısın? Kendindeki tuhaflığın farkında mısın?